Köşe yazarlarının alıntıları bugünlük bu kadar. Şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Biliyorsunuz canlı yayında da sizlere aktarmıştık. İki gündür canlı yayınlarla duyuruyoruz. İstanbul'da Tarımsal Kalkınma Zirvesi var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarım alanında yaptıkları hamleleri ve atılımları sergiledikleri, anlattıkları, açılışında da Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir konuşma yaptığı zirve. İşte o zirvenin konuklarından birini ağırlıyoruz bugün. İzmir'in Çeşme ilçesinin değerli belediye başkanı Sayın Ekrem Oran bizlerle birlikte. Ekrem Başkan hoş geldiniz. Merhabalar Zafer Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. İzmir rüzgarını getirdiniz stüdyoda, hissedildi adeta. Sağ olun. Evet, yeryüzündeki cennet Çeşme'den sizin vasıtanızla tüm vatandaşlarımıza selam getirdim. Hoş geldiniz. Aleyküm selam diyelim biz de. Şimdi sizin Çeşme'de tabii tarımla ilgili yaptığınız bir takım çalışmalar da var o civarda, o yörede. Onları da bu zirvede anlattınız ama Çeşme özelinde sizin bir sorununuz daha var. Adresim Çeşme diye evet. Bir proje var. Evet. Çünkü artık insanlar özellikle de İstanbul'dan ve Ankara'dan Çeşme'yi de mesken edinecek şekilde bir seferberliğe giriştiler. Bu da sizin işinizi biraz zorlaştırıyor galiba. Ondan bahsedelim isterseniz. Sayın Arapgirli, Çeşme'mizin adrese dayalı nüfus sistemine göre nüfusu 46.375. Oysa Çeşme Cumhuriyet tarihindeki en kalabalık kışını geçen sene geçirdi. Yaklaşık 200 bin nüfus ile. Yazın ise 800-850 bin nüfusumuz vardı. Bayramda 1 milyonları geçtik. Onlar özel, eksepsiyonel durumlar. Ondan bahsetmiyorum. Biz adresim Çeşme diyerek diyoruz ki Çeşme'yi sevenler, Çeşme'de yaşayanlar. Hani yanlış anlaşılmasın. Çeşme'ye gelin, kaydolun, Çeşme'mizin nüfusu yükselsin demiyoruz. Ama zaten Çeşme'de yaşıyorsunuz. Çeşme'de çok güzel bir kış geçirdiniz. Yaşamaya da devam ediyorsunuz. O zaman lütfen siz de bizimle beraber elinizi taşın altına koyun ve birinci adresinizi, birinci ikametgahınızı Çeşme'ye alın. Alın ki Çeşme'de sadece belediyenin bütçesi ve personeli değil ama aynı zamanda sağlık hizmetleri veren bizim kahramanlarımızın adedi, emniyette güvenliğimizi sağlayan polislerimizin adedi, öğretmenlerimizin adedi, hepsi bir sınıf atlasın adet olarak ve size daha iyi, daha konforlu, daha sağlıklı ve güvenli hizmet verebilelim diyoruz. Yani şunu diyorsunuz, gelin buraya yerleşin de demiyoruz, sakın ha gelmeyin, durduğunuz yerde durun da demiyorsunuz ama durumu bilelim ki size de mevcut Çeşmelilere de daha planlı hizmet verelim. Aynen, yani adrese dayalı nüfus sistemine göre biliyorsunuz norm kadrolarımız ve bütçelerimiz var. Biz 46.375 kişiye göre bütçelenir ve kadrolanırken 200 bin kişiye kışın. Yazın ise 800-850 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz. 46 binlerde 800 binler. Aynen öyle. Bu sizin yaklaşık 17-18 kat. Tabii bu sizin üzerinize, omuzlarınıza, bütün birimlerinizde muazzam bir yükleyen bir gerçek diyelim. Peki bu yaz nasıl geçti? Şimdi bir önceki yazı biliyoruz. Bütün turizm beldeleri gibi işte Bodrum'u, Marmaris'i, Kuşadası gibi siz de ciddi kriz içinde geçirdiniz. Bu yaz ne kadar değişti durum? Zafer Bey, bu yaz son 10 yılın belki de en bereketli, en yoğun ve benim yatırımcıların, esnaflarım, turizmcilerim açısından da en çok para kazanıldığı yaz oldu. Çeşme'de biz bir taraftan tedbirleri elden bırakmazken diğer taraftan da gelen vatandaşlarımızın, misafirlerimizin memnun ayrılması için hepimiz sadece belediye olarak değil esnafımızla, turizmcimizle, polisimizle, hastanemizle herkes canla başla çalıştık ve gerçekten iyi bir sezon geçirdik. Çeşme'de su satan bile para kazandı. Ben para kazanmadım diyen doğru söylemiyor. İyi, arada bir de olsa böyle güzel haberler duymak. Biz memnunuz. Biz memnunuz. Çeşme Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı. Çeşme doğal değerlerini koruyarak, güzelliklerini koruyarak turizm sezonunu uzatmaya, büyütmeye hep beraber turizmcisiyle, esnafıyla ve belediyesiyle el ele kol kala devam ediyor. Ama öbür taraftan da hiçbir şekilde betonlaşmaktan, büyük binalardan, yüksek katlardan uzak durarak bunları yani nasıl, doğal değerlerini de koruyor. Nasıl başarıyorsunuz betonlaşmaya? Şimdi, direnmekten biraz da söz edelim. Çeşmeyi esas koruyan sitler, zamanında gelen sit dereceleri ve sit kararları Çeşme'mizi isim vermeyeyim ama diğer turizm ilçelerine benzemekten uzak tutmuş durumda. Biz de Çeşme Belediyesi olarak bu değerleri evet büyümemiz için
imarlaşmak önemli. Ama mesela imarlaşırken de 800-850 metrekare bir parselde bir bağımsız bölüm gibi. Yani büyük siteler, yoğun betonlaşmalardan uzak durmaya çalışıyoruz. Tabii burada bizim önümüze maalesef şu engel çıkıyor. Otel yapıyorum diye rezidans yapanlar. Bunlara kanunen engel olamıyoruz. Ama onun dışında... Nedir farkı, onu bilmeyenler için bir izah edebilir şimdi misiniz? Şimdi turizm imarlı yerlerimiz var. Turizm imarlı yerlerimizde hem yüksek kat var hem de yoğunluk var. İnsanlar biz otel yapıyoruz diye daha sonra daire daire bu formülü Türkiye'nin her yerinde uyguladıkları gibi Çeşme'de de uyguladılar. Biliyorsunuz imar affıyla da bunları legalize ettiler. Şimdi legalize edemeyen ve yeni inşaat yapanlar da şirket hissesi satma kaydı şartıyla gene bunu imalatlara devam ediyorlar. Şimdi Sayın Başkan, bütün diğer benzer turizm yörelerinin ortak bir sorunu var. Daha doğrusu oralarda yaşayan halkın, oralara tatil için giden ve tabii oraların sakini olan halkın şöyle bir ortak sorunu var. Bunu Bodrum içinde, Marmaris içinde, Kuşadası içinde, efendim Çeşme, Alaçatı içinde filan söyleniyor. Özellikle turizm mevsiminde hani sınırlı ya da kısıtlı bir sürede mümkün olduğu kadar daha fazla para kazanalım, payımızı alalım diye fahiş fiyatlar bir. İkincisi kıyıların halkın kullanımından uzak kalması, yani insanların istediği gibi kıyıları kullanamaması, oraların işte beach'ti, şuydu, buydu, tesisti onlar tarafından işgal edilmesi, o işin bir tür bir mafyasının oluşmuş olması ve tabii üçüncüsü de yani bu yapılaşma nedeniyle insanların nefes alamıyor olması. Bu üç sorunla mücadelede Çeşme olarak neredesiniz? Hemen söyleyeyim. Özellikle kıyıların halkın yararından uzaklaşıyor olması. Öncelikle sondan başa doğru gideyim. Yoğunlukla ilgili demin söylediğim gibi Çeşme Belediyesi imar planlarını yaparken ve uygularken bu yoğunluğun artırılmamasına çok özen gösteriyor. İmar barışında imar barışının arkasına saklanarak yapılan imar kirliliklerinde gerekli adımları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle beraber aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıyıları kullanımına gelince biliyorsunuz Çeşme'nin bir vitrini var. Bu vitrin kataloglarda, broşürlerde, bütün televizyon programlarında gösterilen dünyada eşi benzeri olmayan 1,5 kilometre uzunluğundaki Ilıca Plajı. Ilıca Plajımızı biz hazinemizden kiraladık Çeşme Belediyesi olarak ve halka açtık. Giriş ücretsiz, tuvaletler, soyunma kabinleri, duşlar ücretsiz. Ve hatta Ilıca Plajı'nın o eşsiz kumu Ilıca Plajı'nda kalsın diye çıkarken de ayak yıkama çeşmeleri dahil her şey ücretsiz. Bu arada Ilıca Plajı'nın içinde şezlong ve şemsiyeleri tamamen kaldırıp %100'ünü halka açtık. Ve kafeteryasını, büfesini de Çeşme Belediyesi'ne bağlı 250 tane çeşmeli gence iş veren, dolayısıyla istihdam sağlayan, ki Çeşme'nin büyük problemlerinden bir tanesi de kısa sezondan dolayı istihdamdır. Çeştur şirketimiz işletiyor. Şimdi Çeştur şirketimizin... Ben yani sizi belediyenin direkt denetiminde fiyatları falan denetleyen... Biz işletiyoruz, denetlemeyi bırakın, biz işletiyoruz. Ilıca. Yani lafı şuraya getirmeye çalışacağım. Hep böyle magazin haberlerinde de gazete sayfalarında var ya işte 500 liraya lahmacun, aynen 1500 oraya. Tam liraya oraya limonata falan rezaletine getirmeye tam oraya bağlayacağım Sayın Arapgirli. Bu Çeştur şirketi sadece Ilıca Halk Plajı'nı işletmiyor. Aynı zamanda Çeşme merkezde tekke restoranı işletiyor. Orası da büyük bir plaj ve restoran. Eskiden 2 ay açıkken benim dönemden itibaren 12 ay açık. Ve hani Alaçatı para çatı, Çeşme çok pahalı diyorlar ya sizin söylediğiniz gibi. Alaçatı'da, Çeşme'de, Ilıca'da, Şifne'de Çeşme Belediyesi'nin tesisleri 12 ay açık ve çalışmaya devam edecek. Diğer mahallelerimizde bunları açmaya devam ediyoruz. Şimdi bunlar ne olacak? İsteyenler pahalı yerlerde adam başı 500 liraya 600 liraya yemek yiyecek. İsteyenler de adam başı 50 liraya 60 liraya mezesiyle ana yemeğiyle yemeğini yiyecek ailesiyle beraber. Yani benim memurum, işçim, emekçim. Ağırlığımızı koyduk. Aynen. Yani peki, bu hiçbir şekilde esnafla rekabet değil. Ama tam tersi sizin söylediğiniz gibi. Çeşme çok pahalı algısını ama yıkmak. Halk ve, adına bir rekabete girişecekseniz de girişme hakkınız var. Yani neticede bizim çıkarımız. Ona gerek yok. Yani herkes istediği fiyata serbest piyasada
satış yapabilir. Çünkü Çeşme butik ve kültürel turizm yapan birisi. Peki. Bu işi sürdürülebilir yapmak çok önemli. Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Ben Ilıca plajını aldım. Ilıca plajını halka açtım. Ama benim başka plajlarla ilgili de taleplerim var. Şimdi, şu anda kimin elinde onlar? Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı. Dolayısıyla şu anda kimsenin kontrolünde değil. Bazı yerlerde de işgaller var. Bunu da herkes biliyor. Ben dedim ki bizim referansımız Ilıca plajıdır. Peki. Yine Çeşme ile ilgili olarak bu gürültü kirliliği meselesi de yine orada tatil yapan insanların ya da tatil yapan insanlarla zaman zaman da karşı karşıya gelecek şekilde Çeşme'nin yerli halkının da bir sorunu. Evet. Bu konuda işte yine birkaç böyle hani simge turizm merkezinden biri olarak nasıl önlemler alıyorsunuz? Biraz da belki hani yaş itibariyle bu meseleyi dert edinen bir kesim adına soruyorum. Sayın Arapgirli. Geldiğimde Çeşme'de çevre mühendisi yoktu belediyemizde. Ben hem çevre mühendislerini görevlendirdim hem de çevre koruma şube müdürlüğünü kurdum. Sonra da bakanlığımızdan ses denetimi yetki belgesini aldım. Ve bu sene 1 milyon 100 bin liranın üzerinde ses cezası uyguladım. Yani yüksek desibel. Şimdi bir şey, bir hassas dengeyi de korumamız lazım. Çeşme eğlence ve dinlence merkezi. Bu hassas teraziyi sentile ayarında tutmak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki. Yani sessiz bir kent, biz slow city falan değiliz. Biz tabii. Çeşme'yiz, biz dünya markası Alaçatı'yız. Dolayısıyla bu dengeyi sağlayarak hem esnafımıza, yani bu konuda eğlence sektörü de bizim için çok ciddi bir sektör. Çeşme'de yaptığımız turizmlerden de en önde gelenlerinden bir tanesi. Ama o hassas teraziyi sizin gibi düşünenleri de üzmeden eğlence ve dinlence terazisini dengede tutmaya özen gösteriyoruz. Anahtar kelime denge ve ölçü diyorsunuz. Evet. Biraz da gelin İstanbul'daki bu tarım kalkınma kurultayından ya da zirvesinden bahsedelim. Evet. Çeşme olarak buraya siz ne getirdiniz, ne anlattınız? Şimdi butik ve kültürel turizmden bahsederken Çeşme'de yerel değerlerimizi de biz öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Çeşme'de Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Ve Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Çeştur şirketimiz vasıtasıyla Çeşme anasonunu geri getirdik 30 yıl sonra. Ve Çeşme'de bu sene anason hasatı yapıldı. Biliyorsunuz Çeşme'nin çok özel bir anasonu var. Bu anasonu Denizli'de üretiyor, biz de üretiyoruz. Aynı tohumu aynı iki yere dikiyorsunuz ama bizim rahiyamız, aromamız eşsiz. Çeşme anasonumuzu getirdik bu fuara. Çeşme kavunumuzu getirdik. Büyükşehir Belediye'miz patentini aldı Çeşme kavunu diye. Ve Çeşme kavununu bu sene biz 50 tonun üzerinde belediye şirketimiz üzerinden satın alıp İstanbul, Ankara ve bütün şehirlerde hem dağıtımını sağladık hem de kavunumuzun tarlada kalmasını engelledik. Biz sakız enginarımızı getirdik. Biliyorsunuz bir hibrit enginarlar var. İsrail ve Hollanda tohumları. Bir de Çeşme'nin sakız enginarı var. Sakız enginarını getirdik. Sakız enginarını da bu sene özellikle pandemide 300 binin üzerinde satın alma yapıp başka şirketlere... Nedir özelliği bu sakız enginarının? Bizim buradaki pazarlarda satılandan şimdi, farkını. Ben sakız çünkü enginarı çok sevdiğim için... Şimdi Bayrampaşa enginarı büyüktür, koca kafalıdır. Sakız enginarımızın çok daha lezzetli, yani yemeyen bilmez diyeceğim. Şimdi ben size sezonumuzda inşallah göndereyim. Daha küçüktür ama iklime dayanıklıdır. Şimdi hibrit enginarlar Çeşme'de bir sefer kar yağdı, hepsi yere yattı. Bizim sakız enginarlarımız dimdik ayaktaydı. Tabii ki bizim kendi ürünümüz olduğu için. Biz sakız üretimine başladık. Biliyorsunuz Sakız Adası bu damla sakızı üretiminde dünya tekeli. Fiyatı kendi belirliyor, istediği yere istediği fiyatla satıyor. Şimdi Çeşme Belediyesi var, Çeşmeli üreticiler var ve 60 yıl sonra sakız asatı yaptık. Ve 10 bin adet ne sakız... seviyede bu, yani sakızla Sakız Adası'yla rekabet edebilecek şöyle güce ulaştınız mı ya da var mı öyle potansiyel? 10 bin adet sakız fidanını biz 2 yılda toprakla buluşturduk ve devam ediyoruz. Bu tekniği geliştirdik. Hatta karşı taraftan da merak ediyorlar bizim tekniğimizi. Çünkü çok ciddi miktarda üretim yapıyoruz. Fide üretimi. Yunanistan sakız... için hiç iyi bir haber değil ama sizin değil. İçin sakız milletvekilleri Atina'da bizim hakkımızda soru önergesi verdiler. Çeşme'nin bizim patentli ürünümüzü üretmesine nasıl izin veriyorsunuz diye. Tabii bir korku saldık oraya. Şimdi kapasite olarak tabii ki şu anda çok düşüyoruz. Ama bizim sakızımız çok yakında. Dileriz dünya pazarına da Çeşme sakızı diye girer ve rekabet eder. Çok yakında girecek. Ata tohumumuz Karakılçı'yı aldık Seferihisar'dan. Büyükşehir Belediye Başkanımızın biliyorsunuz yürüttüğü bir projeydi. Ata tohumumuzu
Geçen sene 17 ton, bu sene 70 ton satın almasını yaptık. Satın alma garantili üretim yaptırıyoruz. Ve tabii ki o üretimlerden de elde ettiğimiz unu Çeşme Belediyesi'ne ait Çeşitur'daki Halk Ekmek Fabrikası'nda ata ekmeğimizi yapıyoruz. Bugün fuarda ata ekmeğimizin yanında 2 yıl önce yapılmış kelle peynirlerimizi sunuyoruz. Kelle Harika. Peyniri de çok özel bir lezzettir. Tabii kavun, peynir, ata ekmeğinin yanında da bir eksik var ama onu fuarda tabii ki sunamıyoruz. Peki, peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde stüdyo anason ve kavun koktu bir anda. O yüzden de müteşekkiriz. Ayağınıza sağlık, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben yaz kış yaşayan yeryüzündeki cennet Çeşme'ye herkesi davet ediyorum. Sağlıklı, güvenli, huzurlu bir tatil için Çeşme kışında, sonbaharda çok güzel. Peki efendim, çok teşekkürler. İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Sayın Ekrem Orandı konuğumuz. Hem ilçesinin sorunlarını, projelerini hem de bugünkü İstanbul'daki tarımsal kalkınma zirvesine kendi sunduklarını anlattı. Böylelikle de medya terapi